Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gülhan ben. Bugün size Amerika'daki kütüphanelerden bahsedeceğim. Şu an St. Louis'in bir kütüphanesindeyim, küçük bir kütüphanesinde. Buradaki kütüphaneyi detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Açıkçası buradaki kütüphaneler Türkiye'deki gördüğüm kütüphanelere nazaran çok daha farklı. Burada kütüphanelere gelmeyi çok seviyorum. Çünkü sadece kitap okuma veyahut araştırma dışında birçok aktivite yapabiliyorsunuz. Farklı aktiviteler ve eylemler içinde tasarlanmış. Şöyle ki çok amaçlı bir alan, çok amaçlı bir merkez şeklinde kullanılıyor kütüphaneler. Hem çocuklara, hem yetişkinlere, hem de yaşlılara hitap edebilir nitelikte alanlar ve programları mevcut. Hadi başlayalım. Öncelikle çocuk bölümünden başlamak istiyorum. Şöyle, burada kitaplar var gördüğünüz gibi. Çocuk bölümü. Ayrı bir bölme. Evet, şöyle farklı alanları var. Evet. Burası sadece çocuklara özel. Evet, programlarından bahsediyor. Programlarında neler var? Lego Club var. Her ayın ikinci cumartesi saat 2'de Legolarla eğleniyorlar ve Lego veriliyor. 5-12 yaş arasında. Başka bir aktivite Lab Time diye hikayeler anlatılıyor, oyunlar oynanıyor. Burada kaç yaş grubuymuş? 0 ve 2 yaş arasındaki gruplar için geçerli. Ayrıca çocukların yanında bir tane yetişkinin de olması gerekiyor. Evet, perşembeleri bir tane aktivite varmış. Coding. Evet. Operation Food Search. Bu açıkçası Fransızca, bunu anlamıyorum. Böyle programlarından bahsetmiş. Evet, evet, burada oyun alanı var. Burada bilgisayarlar var çocuklar için. Kitaplar. Abi yaş grubu hitabeler nitelikte. Easy Readers diyor. DVD'ler. Çıktılar olması lazım. Yani özellikle çıktılar olur mesela. Çocuklar boyasın, yapsın diye. Olacak. Şimdi. Evet, burada bir tane oyun alanı var çocuklar için. Göstermek istiyorum. Bu bölümde özellikle 10 yaş grubundaki çocuklar için, onlar için de çok güzel programlar var. Okul sonrasında bedava yemek, yoga ve kodlama gibi hizmetler, servisler sunuluyor.
tanesini alıp buradan bakalım. Ve rich plot diyor. Şimdi şuraya koyuyorum. Evet. Yani diğer kitaplara nazaran çok daha büyük. Çalışmak için ayarlanmış. Yaz günü mutfağın en dağınık olduğunu göstermiştir. Yurt dışındasın. Burada kütüphanelerin en çok sevdiğim yanlarından birisi de akşam 9'a kadar açık olması. Hatta hafta sonu cumartesi günleri bile açık oluyor ama cumartesi günleri 5'e kadar açık olmuş oluyor.